İntibak yasası konusunda önemli gelişmeler var. Bu videoda sizlere yeni gelişmelerden bahsedeceğiz. 2000 yılından sonra emekli olduysanız bu konu sizi çok yakından ilgilendiriyor demektir. Peki intibak nedir? 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımızın intibak yasası çıkması halinde maaşlarına ne kadarlık bir eksam yapılacak? Öncelikle bunu anlatmaya çalışalım. Değerli izleyicilerimiz biliyorsunuz emekli maaşı bağlanırken vatandaşlarımıza yapılan bir hesaplama var. Basitçe biz buna aylık bağlama oranı diyoruz. O oh, yani siz hangi tarihler arasında sigortalı olduysanız bunun bir hesaplaması var. İşte bir örnek verelim hemen. 2000 yılından önce çalışma hayatı çok olan ve 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlarımızın hesabı da şöyle yapılıyor vatandaşımızın çalışmış olduğu dönemde almış olduğu maaş örneğin 2000 lira bu 2000 liranın %70'i yani 1400 lirası vatandaş emekli olduğunda kendisine emekli maaşı olarak bağlandı. Bu unutmayın 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlarımız için geçerli. Ama 2000 yılından sonra bu aylık bağlama oranı %70'ten kademeli olarak %65'e 2008 yılından sonra ise düştü düştü %28'e kadar geriledi. Ne anlama geliyor? Az önce 2000 yılından önce emekli olan bir vatandaşımız şu anda en az 1400 lira, yeni yapılan ayarlama ile beraber en düşük 1500 lira alıyor. O vatandaşımız çalıştığı dönemde aldığı maaşının %70'ini şu anda emekli maaşı olarak alıyor. Ama örneğin bir vatandaşımız 2010 yılında emekli oldu. O vatandaşımız da çalıştığı dönemde diyelim ki 2000 lira maaş alıyordu. Bu vatandaşlarımıza bağlanan maaş %28, yani 560 lira. Eğer taban emeklilik diye bir şey çıkmasaydı yani Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı biliyorsunuz, en düşük emekli maaşı 1500 lira oldu. Eğer çıkmasaydı bu vatandaşımız da 1100-1200 lira civarında bir emekli maaşı alacaktı. Şimdi 2000 yılından önce emekli olan vatandaşımız aynı prim ödüyor, 2010 yılında emekli olan vatandaşımız ondan fazla prim ödemesine rağmen maalesef ve maalesef 2000'den önce emekli olan vatandaşımız daha yüksek emekli maaşı alıyor. Şu anda 2000'den önce emekli olan vatandaşlarımız içerisinde en düşük yaklaşık 2100 lira civarında maaş alanlar varken maalesef 2000 yılından sonra emekli olanlar içerisinde pek çoğu 1500 lira alıyor. Aynı prim ödedi, aynı güne sahip ama 2000'den sonra emekli olanlar daha düşük maaş alıyorlar. İşte basitçe anlatmaya çalıştığımız bu maaş dengesizliğinin, bu maaş uçurumunun ortadan kaldırılması için yapılacak olan çalışmanın adı intibak yasası. Arada neredeyse 700 lira civarında bir fark var. Bakın 700 lira emeklerimiz için çok yüksek bir para. Çünkü ülkemizdeki emekli maaşı ortalaması 1700 lira. 1700 lira maaşı olan bir vatandaşlarımıza biz 700 lira zam verirsek maaşı 2400 lira yapar. Şimdi elektrik su doğal gaz faturasını düşündüğümüzde, 700 lira zam, 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımız için iyi para diyebiliriz, yeter mi tabii ki yetmez bunu ben de biliyorum, ama 1500 lira alan bir vatandaşlarımıza 2200 lira verilse bir nebze olsun vatandaşımızın geçim sorununu azaltacaktır. Biter demiyoruz azaltacaktır. Geçtiğimiz dönemlerde intibak yasası ile ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne defalarca bu kanun teklifi geldi, yani seçim döneminde emeklinin, işçinin, memurun, ev hanımının kapısını çalan o milletin vekilleri bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen kanun tekliflerine hayır dediler. Yani intibak yasasını Meclis Genel Kurulu'ndan orada oturanlar geçirmediler. Ama seçim döneminde biz emeklinin sorununu çözeceğiz, intibak yasasını çıkartacağız diye kapı kapı gezen bu milletin vekilleri senin benim vekilim, seçim kazanıp Ankara'ya gittikten sonra her ne hikmetse intibak yasasını görmedi, duymadı, adeta kör oldu. Maalesef işte bu maaş adaletsizliği ortadan kaldırılması için önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni bir intibak yasası teklifi gelecek. Bununla ilgili çalışmalar son sayfaya gelmiş vaziyette. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan bizim vekillerimiz var ya vekillerimiz buna el kaldırdığında vatandaşımızın maaşına da 700 lira civarında bir zam gelecek. Evet o milletin vekilleri gerçekten milletin vekili mi yoksa kendisinin vekili mi bunu önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. İntibak yasası vatandaşımızı gerçekten çok büyük bir sıkıntının içerisine sokmuş vaziyette. Vatandaş adeta yeter hakkımı verin diyor. Mütekim intibak yasası 2000 yılından sonra emekli olan tüm vatandaşlarımızın anasının sütü kadar helal olan bir yasadır. İntibak yasası ile ilgili olarak önümüzdeki günlerde müjdeli haberleri vermeyi umut ediyoruz. Bu nedenle siz de gelişmeleri takip etmek istiyorsanız mutlaka kanalımıza abone olun. Evet değerli izleyicilerimiz şimdi bir başka konuya geçeceğiz. Sizlerden çok sayıda soru alıyoruz. Bu sorulardan bir tanesi de dul ve yetimlerin maaşına ek yapılacak mı? Bildiğiniz üzere dul ve yetim maaşı bağlanırken %25'lik bir kesinti yapılıyor. Örneğin bir kişi hayattayken 2000 lira emekli maaşı alırsa, bu kişi vefat ettikten sonra onun yakınlarına, çocuklarına bağlanan maaş 1500 liraya düşüyor. 1500 lira hak sahiplerine pay ediliyor. Şu anda ülkemizde resmi rakamlara göre 1 milyon vatandaşımız 1000 liranın altında dul veya yetim maaşı alıyor. 1 milyon vatandaşımızın 1000 liranın altında almış oldukları bu maaşla geçinebilmeleri ülkemiz ekonomik koşullarında maalesef mümkün değil. Şunu söylüyoruz, vatandaşa bağlanacak olan bu dul ve yetim maaşındaki %25'lik kesintinin ortadan kaldırılması gerekiyor. Çünkü vatandaş gerçekten ekonomik olarak çok ama çok zor durumda. Çarşıda pazarda çok büyük bir yangın var. Bu yangınla mücadele edebilmek için vatandaşımızın özellikle de dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımızın en düşük maaşının da tıpkı en düşük emekli maaşı gibi 1500 liraya eşitlenmesi gerekiyor. Hatta tüm emeklilerimizin en düşük emekli maaşının asgari ücrete yani 2825 liraya eşitlenmesini bekliyoruz. Aksi halde bu ülkede yaşayan vatandaşlarımız bankaya olan borçları hiçbir zaman bitmeyecek. Vatandaşımızın bankaya olan borcu bitmediği sürece, maalesef ve maalesef bu ülkede bankalar %60-%70 kar etmeye devam edecekler. Bakın ülkemizde bulunan tüm bankalar neredeyse en az %50 kar açıklıyorlar. Her yıl bu parayı kimden kazanıyorlar? Emekliden, işçiden, memurdan, dar gelirli vatandaşımızdan kazanıyorlar. En büyük parayı bunlardan kazanıyorlar. Şimdi biz emekliye 1000 liranın altında maaş veriyoruz. Ülkemizdeki emekli maaşı ortalaması ise 1700 lira. 13 milyon kişi emekli maaşı, dul yetim maaşı alıyor. Ortalama 1700 lira, ülkemiz hayat şartlarını düşündüğümüzde bu parayla geçinebilmek, vatandaşımızın ay sonra getirebilmesi maalesef imkansız. İşte bu nedenle vatandaş bankaya koşuyor. Şimdi hep beraber bir değerlendirin, hepimizin cebinde iki tane üç tane kredi kartı var değil mi var olmayan paranın sefası. Kredi kartı vatandaş, ben sen o hiç fark etmiyor. Hepimiz bu kartları kullanıyoruz. Bankaya borçlanmaya devam ediyoruz. Sonra emekli ek hesaptan para çekiyor. Sonra emekli baktı geçinemiyor, bu sefer gidiyor tüketici kredisine başvuruyor. Şimdi kredi kartını kullandı yetmedi, ek hesaptan para aldı yetmedi. Şimdi sıra tüketici kredisine geldi. Şimdi vatandaş alıyor bu tüketici kredisini, en az 3 yıl boyunca kendisini bankaya esir ediyor. Şimdi emekliden bahsediyoruz. Bakın 50 yaş üzeri vatandaşlarımızdan bahsediyorum. Herkes parayı nasıl harcaması gerektiğini çok iyi biliyor. Hiçbir emekli keyfine gidip bankadan kredi almaz. Böyle bir şey yok. Niye çünkü almış olduğu emekli maaşı yetmiyor, sonra vatandaş bir bakıyor bir iki ay nefes alıyor rahatlıyor bu krediyle, sonrasında görüyor ben bu kredinin taksitlerini ödeyemiyorum diyor. Sonra gidiyor, borcu borçla kapatmak için bir daha kredi alıyor. Örneğin kredi taksiti 600-700 lira ise, bu 1500 liraya çıkıyor. Bakın bu sürdürülebilir bir ekonomi değil. Bu vatandaşımızı adeta bankalara esir etmek anlamını taşıyor. 13 milyon emeklinin neredeyse 10 milyonu bankaya borçlu, icralık olmuş. Bakın ülkemizdeki icra dosyası sayısı 23 milyon. 4 milyon vatandaşımız kara listeye alındı. Vatandaş borç bataklığının içerisinde kendisine uzanacak olan bir yardım elini bekliyor. Şimdi bunun için emeklilerimizin bankaya olan borçlarının bitmesi için her zaman söylediğimiz bir şey var. Bunun adı emekliye faizsiz 10 maaş kredi. Evet vatandaş eğer 2000 lira maaş alıyorsa çarpı 10, toplamda 20 bin lira faizsiz kredi alacak. Gidecek o bankadaki borcunu kapatacak. Kendisine kredi veren kamu bankalarına da bunu toplamda 5 yılda ödeyecek. Yoksa bu işin içerisinden vatandaşın çıkabilmesi, ay sonunu getirebilmesi imkansız. Yoksa emekli öleceği güne kadar bankaya kredi taksiti ödeyecek. O 10 maaş faizsiz kredi alan vatandaşlarımıza hiçbir bankadan da bu borç bitene kadar kredi verilmeyecek. 10 maaş faizsiz kredi hayata geçmediği sürece bu vatandaşımızın bu borç bataklığının içerisinden çıkma şansı sıfır. Net bir şekilde bunu ifade edebilirim mümkün değil. Çünkü vatandaş yakasını kaptırmış, elini kaptırmış, kolunu kaptırmış, sonra da bankaların kölesi haline gelmiş.